Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber bültenini izliyorsunuz. Özellikle önümüzdeki dönem içerisinde dini açısından yapılması gereken törenler ve kutlamalar geride kalacaktır. Başbakanlığa tam ziyarette bulunmuş olan İslam Birliği Başkanı Ortodoks Camiası ve Katolik Lisesi'nin temsilcileri bu konuda kararlı. Sağlık ilk sıraya gelmesi gerekiyor. Öte yandan ise özellikle ekonomimiz daha iyi bir duruma getirebilmek için hükümet tarafından olağanüstü bir çaba gösterilmektedir. Bu çabalar ne kadar başarılı olacaktır yine zamana bırakılmaktadır. Ülkemizdeki din temsilcileri ile ilgili olarak yapılan görüşme neticesinde özellikle COVID-19 mücadelesi kapsamında alınacak olan önlemler ve önerilere tamamen öncülük verilmişti. Kuzey Makedonya Anayasası'nda kayıtlı olan dini grupların liderleri dün Başbakan Zoran Zaev Başbakanlık'ta bir görüşme gerçekleştirmiş oldular. Görüşmede Makedon Ortodoks Lisesi Başpiküskopu Stefan ve İslam Birliği Başkanı Şakir fetay de yer almıştı. Çeşitli konuların ele alındığı görüşmede mevcut salgın durumu hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Dini liderler tüm vatandaşlara salgınla mücadelede dikkatli olmaları ve kurallara riayet etmeleri çağrısında bulundu. Dini liderleri ayrıca aşılama sürecinde de destek verdiklerini açıklayarak tüm vatandaşlara aşı başvurusu yapmaları çağrısında da bulunuldu. Ayrıca toplantıda Müslümanların idrak edeceği Ramazan ayı ve Hristiyanların kutlayacağı Paskalya bayramları ince vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri de tamamen bu toplantıda vurgulanmış oldular. Müzik Kuzey Makedonya Cumhuriyeti tam 28 yıl önce Birleşmiş Milletler'in üye olmayı başarmıştı. Konuyla ilgili olarak sosyal ağ Facebook üzerinde yapılan açıklamada Başbakan Zoran Zaev mevcut olan durumu değerlendirmişti. 28 sene kolay geçen seneler değildir. Bu 28 senede daima engeller ve sorunlar yaşanmıştı. Nihayet sonunda özellikle vatandaşların sorumluluğu öte yandan ise hükümetlerin göstermiş oldukları disiplinle birlikte ülkemiz bu duruma gelmişti. Şu an ülkemiz birçok uluslararası kuruluşlarına tamamen tam bir üye olmaktadır. Konuyla ilgili olarak özellikle bilindiği gibi başbakan Zoran Zaev, ilk kayıtlı olan eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya isimle Birleşmiş Milletlerine tam ilk günlerini yaşamış oldu. 28 yıl sonra ise ülkemiz kendi ismiyle tam bir Birleşmiş Milletler üyesi olmaktadır. Başbakan Zoran, zayıf ekonomi durumumuzu değerlendirirken özellikle vatandaşların odak noktası olduğunu ve onlara özellikle iş yerlerin korunması ve gerekenlerin çalışmaları için gerekenlerin yapılmasına da olduğu kendisine göre özellikle şimdiye kadar toplam 70 tane karar ve yasa getirilmiştir. Bütün bu yasalar özellikle 4 tane paket veya destek paketi olarak vatandaşlara sunulmuştur. Şimdi ise 5. paketin gelmesiyle birlikte daha 21 tane yasa söz konusu olacaktır. Bu 21 tane yasa 30 milyon ağırlığında bulunmaktadır. Öte yandan ise bir de implementasyonda bulunmuş olan 7 tane tam yasaların uygulanması ile ilgili 150 milyon euro bir para söz konusu olarak meclis prosedüründe bulunmaktadır. Öte yandan ise Maliye Bak Bakanı Fatmir Besimi mevcut olan 70 tane yasaların getirilmesiyle birlikte vatandaşlara ve aynı zamanda iktisada açısından devletçe olarak yapılacak olan destekler herkes için büyük bir önem taşımaktadır. O şekilde 860 milyon euro bir söz konusu olan bir tutarı ile birlikte vatandaşlara en çok yapılacak olan yardım konuları da şu an bile görüşmektedir. Bilindiği gibi özellikle mevcut olan maliye durumuna bağlı olarak düşüşler tamamen amortisman olarak 4.2 yüzde olarak tamamen mevcut olan durumunun değiştirilmesiyle birlikte şimdilik ise mevcut olan düşüş eksi 8,7 tamamen gerçek bir düşüş söz konusu olurken geçen sene ise eksi 4.5 olarak da kayıtlara girmeye başarmıştır. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nca yapılmış olan açıklamasına göre ülkemizdeki eğitim sürecine dahil olan vatandaşların aşılaması gündeme gelmesiyle birlikte gruplar olarak Üsküp'teki Boris Trajkovski Kapalı Spor Salonu'nda aşılamaya tabi tutulmaktadır. Bunlar ise sahfa sahfa veya grup grup olarak önümüzdeki dönem içerisinde aşılamaya tabi tutulacaktır. Önceden hazırlanmış olan tarihi ve terminle birlikte vatandaşlar veya öğretmenler bu konuda bu zaman önceden alınmış olan randevularına saygı göstermekteler. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nca yapılmış olan açıklamasına göre tüm öğretmenler özellikle aşılama konusunda aşılanmalı. Mevcut olan durum devam etmektedir. Debre Sağlık Ocağı'nda şimdiye kadar 60'ten fazla kişiyi aşılamaya tabi tutulmuştur. Bilindiği gibi son hükümetten gelmiş olan 88 tane adette özellikle aşılama adetleri ve bunlarla ilgili olarak dozlar 60 tane şimdiye kadar harcanmıştır. Geri kalanlar ise yine önceden ayarlanmış olan randevularına göre yapılacaktır. Öte yandan ise Merkez Jupa Belediyesi'ne ait olan Kale Kamu şirketi klorlama açısından gereken çalışmalarını plana göre yapmaktadır. Salgın dönemi bir taraftan devam ederken öte yandan ise hırsızlık ve hırsızlık olayları yine artış göstermekteler. Vatandaşlar bu konuda kendi mal ve mülkiyetlerine tam sahip çıkmaları için her taraftan çağrı gelmektedir. Konuyla ilgili olarak Ohri Emniyet Müdürlüğü basın sözcüsü Stefan Dimovski'ye göre ilk üç ay içerisinde birçok özellikle hırsızlık olayı tespit edilmiştir. Birçok olay çözülürken bazı olaylar ise inceleme sahvasında bulunuyorlar. 8 Nisan Dünya Romanlar Grubu'na ait olan bayramı dolayısıyla Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka mevcut olan sivil kuruluşların başkanlarıyla bir araya gelmişti. Roman grubuna ait olan özellikle Mesecina ve Avaya Sivil Kuruluşların Başkanları ile bir araya gelmiştir ve 8 Nisan Uğur Sarası Romanların Dünya Günü ve Bayramını kutlamış oldu. Covid-19 mücadelesi devam ederken Debre Sağlık Ocağı'ndan olan üstü bir emek verilmektedir. Konuyla ilgili olarak Debre Sağlık Ocağı Müdürü Bakya Lili'ye göre şimdiye kadar Debre Sağlık Ocağı'nda toplam 60 kişiden fazla bir sayıyla aşılamaya tabi tutulmuştu. Öte yandan ise aşılama devam etmesiyle birlikte bilindiği gibi alınmış olan 24 bin adet aşılarından 88 tane Debre ulaştırıldı. Öte yandan ise Dev sağlık ocağında şu an 14 kişi tam tedavi görürken 7 kişi ise tedavi gördükten sonra kendi evlerine dönmekteler. Merkez Jupa'ya ait olan Kale Kamu Şirketi yönetimi tarafından özellikle suyun korunma çalışmaları ile ilgili olarak elinden geleni yapılmaktadır. Son alınmış olan Ohri Aleni Sağlık Merkezi'nin analizlerine göre buradaki su içmek için iyidir ve herhangi bir sıkıntı yok. Konuyla ilgili olarak Kale Kamu Şirketi Yetem İslamovski'nin açıklamasına göre özellikle Merkez Jupa küçük ve büyük papranik balansa ve gorensa bir de mevniçan bu su tesisatından suyu kullanmaktalar ondan dolayı mevcut olan su analizleri ancak olumlu bir neticeye sebep olmaktalar Debre futbol takımı yarın için 3 puanın peşinde bulunmaktadır. İkinci lig batı bölgesinde yarışan Debre takımı yarın Gostivar'ı tamamen konuk edecektir. Mevcut olan maç tarafsız olarak oynanacak ve bir de özellikle Covid-19 protokollerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kora Futbol Kulübü 3 puan kazanma konusunda kararlı. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.